Yığılca, saklı cennet, atalar yurdu. Allah Yığılca'ya o kadar güzellikler bahşetmiş ki. Yeşil rengin birçok tonunu barındıran Yığılca'da şelaleler, mağaralar, yaylalar, bal ormanları ve göz alabildiğine uzanan Hasanlar Gölü insana görsel bir rapsodi sunuyor. Sonbaharın sarı, turuncu ve kırmızı tonları Yığılca'nın orman dokusuna adeta sihirli bir dokunuş gerçekleştiriyor. Şelaleler bu dokuya ayrı bir güzellik katıyor. Tertemiz bir havası, kat kat ormanları, tabiat harikalarının her türlüsünü barındıran bir yeryüzü cenneti. Kabukta saklı ince adeta, keşfi bitmemiş harikalar diyarı. Lakin bu güzellikler, bu doğa harikası ilçe bundan birkaç yıl öncesine kadar hep imal edilmiş, kaderine terk edilmiş. Yaradan bu şirin ilçeye her türlü güzellikleri bahşetmiş, lakin biz bu güzelliklerin farkına varmakta, görmekte hep kibirli davranmışız. Ta ki 2014 yılının Mart ayına kadar. Yılı Mart ayında bir yiğit, bir Yığılca sevdalısı çıkmış ve ben bu ilçenin mahkuslarını yeneceğim, ilçeyi marka şehri yapacağım demiş. Ve kendisini Yığılca'nın gelişmesi, büyümesi, hak ettiği yere gelebilmesi için ateşten gömleği giymeye, itenli koltuğa oturmaya, zor olduğu kadar da gurur veren bu asil göreve talip olmuş. Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit'in hizmet yolculuğu işte böyle başlamıştır. Başkan Yiğit göreve geldiği günden bugüne kadar gece demeden, gündüz demeden, yağmur, kar, kış demeden Yığılca halkına o güzel ilçeye hizmet etmek için didinip durur. Muzaffer Yiğit 3 yıl gibi kısa sayılacak bir sürede ilçenin makus talihi geldi ve ilçeyi bulunduğu yerden kat be kat ileriye taşıdı. Yığılca onun döneminde yaşanabilir bir kent olma yolunda oldukça büyük mesafeler kaydetti. Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit ilk 3 yılını ilçenin altyapı sorununu çözmek için harcadı. Tabi üst yapıyı da ihmal etmedi. İlçeyi her hizmet noktasıyla, her hizmet konusuyla birlikte değerlendirdi. İlçenin önemli sorunlarını tamamen çözdü. Başkan Yiğit bir yandan halka hizmet yolunda büyük çaba harcıyor, bir yandan da ilçe için projeler üretiyor. Bütün bu yoğunluğuna ve ağır iş temposuna rağmen halka ve ilçe esnafına zaman ayırmayı ihmal etmedi.
Sık sık ilçe halk ile bir araya gelen Yiğit, halkın sorunlarını can kulağıyla dinliyor, gereken önem veriyor, çözümü konusunda elinden gelen her türlü çabayı gösteriyor. İşte Başkan Yiğit'in başarısının ardındaki sır da burada yatıyor. Yıldızca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, başkanlığının ilk 3 yılını dolu dolu hizmetle geçirdi. Çalışmaları 24 saate sığmadı. Başkan Yiğit, ilçede destansı bir hizmet gerçekleştirdi ve gerçekleştirmeye de devam ediyor. Bu zor olduğu kadar da kutsal yolda kendisine başarılar diliyor. Allah yar ve yardımcın olsun diyoruz.